Hani hepimizin gelenekleri, görenekleri var ama o anda orada heyecandan ya da bilmem ya neyden öyledir, onda insanlar bir şey yok bazı yani, şeyleri hani şimdi, tam hesaplayamıyor olabilirler. Bunların konuşulması lazım. Bunların bu karşılıklı bu konu değil şimdi, danışıklı yani bir şekilde konuşulup şey teyzen yakmış, annen yakmış. Söylenmesi bile yanlış. Ya abi bunda alınacak bir durum yok. Dile getirmesi bile yanlış. Öyle bunu, tabii canım. Surat asılacak bir durum yok Adnan yani. Senin teyzen bunu izlediğinde cidden... Ya abartma Adnan sen de. Tamam kardeşim bak ben olayın üstünü kapatmaya çalışıyorum ama sen de diyorsun ki bunu söylemesi yanlış. Böyle dersen insanların kafasına daha Allah farklı Allah gider. Kardeşim ben kendi düşüncemi kardeşim, söylüyorum. Tamam, tamam, kendi gördüm, ben de üzüldüm diyorum ki yanlıştı. Saygı duyuyorum düşüncene ama bunu böyle söylersen bu sefer ne olacak abi? Bu sefer benim annem bunu izlediğinde diyecek ki aa... Anladın ya mı? Saçma sapan konuşmayayım ya ben güzelce bir şey söylüyorum. Bu yok kardeşim iyi mi? Benim düşüncem ben bunu izah ettim. Konuşmayacağız mı? Kanka konuş, konuşma demiyorum. Tamam ben bir şey demedim. Tamam ağzımı ama açmayayım kardeşim bundan sonra kusura bakma. Bu şekilde uzatmanın lüzumu yok. Uzatmadım diyorum ki şimdi verildi görüntü onunla ilgili bir şey söyledim. Uzatma kardeşim. Daha bir yorum yaptı çocuk onda bir şey yok yani. Tamam neyse ağzımızı o açmayız bundan sonra Emre. Ya Adnan yanlış tamam, anlıyorsun. Tamam kardeşim neyine yanlış anlıyorum? Allah aşkına yanlış biz anlıyorsun ya. Ağzımızı açmayalım. Ağzını açma mı dedim kurban olduğum ya. Allah aşkına kötü bir şey mi dedim? E kardeşim sen kötü bir şey demişim gibi söylüyorsun sen de. Kötü bir şey demişim gibi söylemedim. Dedim ki Adnan bu şekilde daha fazla konuşursak baba insanlar da farklı düşünecek. Bak bak ya iki arada Allah bir derede Allah kalıyorum. Anlıyor musun kardeşini? Tamam anlıyorum. Ben de kendime anlıyor göre musun olanı söyledim. Dostum değil misin arkadaş? Kendime göre diyorum kardeşim, ki kardeşim bu yanlış. Ya yani kardeşim yanlış. İçime geldi söyledim. Evet yanlış. Tamam. Ben de kabul ediyorum yanlış olduğunu. Ben de farkındayım yanlış olduğunun. Ama ben ne yapıyorum? Sorun olmasın diye. Diyorum ama ki, üstünü kaparsan baba, olmaz abi. Baba üstünü kapatmayayım da ne yapayım Allah aşkına. Emre sana bir şey soracağım abi. Ama Emre yanlış yok anlama. Kötü niyetli sor sormuyorum abi bunu. Sor. Sadece objektif olarak düşünüyorum sor ve soruyorum. Ya sorun abi sorun yok benim için ya. Ben senin ilişkinde yapacak adam değilim. Attığın adımları takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Her şeyi alttan alıyorsun. Her şeyi kapatmaya çalışıyorsun. Tek kafamda soru işareti olan bunu ne kadar sabırla yapabileceksin? Hani yani bir yerden sonra çünkü ben seni 7 aydır tanıyorum. Sen sabırlı bir insansın ama yeri geldiği zaman da yapan bir adamsın. Karşında yaptığın zaman sana yapacak bir gelin adayı var. Bunların farkında ol diye söylüyorum. Yani sorun yaşama, anında yaşama ama bence halletmeye çalış bunları konuşaraktan. Hani ilerisi için Emre. Hazal'ın Emre'ye uygulamış olduğu kıskançlık tripleri diye giriyorum lafın içine. Çünkü bu bariz belli. Çocuk bir şey yapmaya çalışıyor, Hazal ev basıyor. Emre bir şey diyor, Hazal ev basıyor. Emre kendinden o kadar çok ödün veriyor ki. Emre aslında böyle bir çocuk değildi. Ben Emre'yi 7 aydır tanıyorum. Emre çok sert. Vurduğa vurduk, zamanı gelince kırdığa kırdık bir adam. Ve kendi inançları doğrultusunda yürüyen bir adam. Her ne kadar açık olsa da. Hazal'ın bu özgüvensizliği mi bu durumlara getiriyor bu ilişkiyi? Merak etmeye başladım. Emre ile Hazal konusunda hafiften bir tartışmamız oldu. Ben orada kötü bir şey demek istemedim. Ben o an kalbime, dilime ne geliyorsa onu söyledim. Burada bugüne kadar her insanın yaptığının aynısını yaptım. Olay ciddiye bindi diye mi kızdı acaba? Bilemiyorum fakat kızılacak bir şey yoktu. Benim orada sözümü söylemem hem doğal hakkımdı. Orada söylemeseydim eğer Adnan'dan ödün vermiş olurdum. Kusura bakma ama sen yeterince ödün vermişsin ama ben kendimden ödün vermem kardeşim. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bulmak.